Bu video Türkiye'de yaşayıp da hainlik yapan izleyicilere gelsin. Hani her zaman diyorlar ya, ben milliyetçiyim, ülkemi seviyorum. Ben Türkiye milliyetçisiyim, vatan millet için canımı bile veririm diye. Hani klavyeden öyle çakma delikanlılar var ya, işte onlara gönderiyorum bakın, Avrupa'dan. Şimdi haftaya Avrupa'da okullar tatil olacak. Almanya'dan benim videomu izleyenler, bilenler bilir bak, gerçek milliyetçiler, gerçek Türkiye Cumhuriyeti'ni seven, gerçek o Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yere, bir konuma gelmesini isteyenler, hükümetini sevenler, devletini sevenler, vatan aşıkları benim ne demek istediğimi çoktan anlayacaklar. Şimdi bakın, yurt dışındaki, Avrupa'daki büyük firmalar, çok büyük, Mercedes gibi, BMW gibi, Bosch gibi, dünya çapındaki Siemens gibi bünyesinde, yani tek bir fabrikada 5.000, 10.000'in üzerinde işçi çalıştıran fabrikalar devletle, belediyeyle, hükümetle anlaştılar. Hükümet aynen şöyle söyledi onlara ki, ne? Eğer ki biz halka baskı ve zulüm yaparsak insanlar devlet düşmanı olur. Biz onlara apaçık, siz Türkiye'ye gitmeyin, giderseniz size şöyle yaptırım uygularız demek onların özgürlüklerine apaçık müdahale olduğu için önünü arkasını biz bu olayın alamayız diyerekten anlaşmaya girdiler. Ancak şunu yaparız dediler: Türkiye riskli bölge, gitmeyin. Halbuki Fransa, İspanya ve İtalya neredeyse adamların nüfusu kırıldı ya. Yarısı gitti gibi ya. Adamların nüfusu kırıldı. Yaşlı nüfusu kalmadı adamlarda. Günde adamlarda 1000 civarı orada koronavirüsünden hayatını kaybeden insanlar var. Ama ne yapıyorlar? İtalya'ya gidin diyorlar. İspanya'ya gidin diyorlar. Fransa'ya gidin diyorlar. Geldiğiniz zaman tekrar Almanya'ya, Hollanda'ya veyahut da İsviçre'ye, Avusturya'ya, size burada karantina yok, karantina uygulamayacağız. Ama Türkiye'ye gidersen diyor, karantinaya uygulayacağız diyor. İş yerleriyle anlaşmasını da söyleyeyim bak, 14 gün karantina uygulayacağız diyor. Türkiye'de şöyle bir alternatif geliştirme yaptı kendisine. Türkiye'de herkese dedi, yurt dışına gitmek isteyenlere internasyonal, yani dünya çapında geçerli her dilde size test uygulayacağız, korona testi. Eğer negatif çıkarsa testiniz, onunla Avrupa'ya istediğiniz yere gelirsiniz. Ama ne dediler? Biz sizin uyguladığınız teste inanmıyoruz. Ne demek bu? Biz onu kabul etmiyoruz. Bu ne demek? Biz sizin hastalığınız veyahut da sizin mücadeleniz, sizin hasta olup ya da olmamanız, koronaya yakalanmanız ya da yakalanmamanız umurumuzda değil. Biz siyasetimize bakıyoruz. Biz politikamıza bakıyoruz. Biz paramızı düşünüyoruz. Avrupa'nın parası Avrupa'yı terk etmesin, Avrupa'da kalsın. Böyle bir fırsat yakaladık. Bundan hala bir fırsat daha yakalayamayız diyor. Adamlar kendi milliyetçiliğini, kendi ülkesini nasıl seviyor sayıyor. Bak, nasıl milliyetçiler. Sizin gibi hain mi bunlar? Kendi hükümetlerine, devletlerine ihanet etsinler. Sizin gibi hain mi? Hadi şimdi Türkiye'de hükümet desin ki, ne? Yunanistan'a adaya tatile gitmeyin desin. Sıkıyorsa desin. Dünyayı yerinden oynatırsınız. Bugün Ayasofya ibadete açıldı. Bütün dünya sessiz, CHP'den başka kimseden ses çıkmıyor. Çünkü adamların avukatı var içeride. Mercedes'te, Bosch'ta, Siemens'te ve BMW'de hep, bütün Almancılar bilir, firmanın duyuru pano bölümüne herkes yazı astı. Dediler ki, Türkiye'ye giderseniz, bakın, geldiğiniz zaman 14 gün evde kalacaksınız, rapor alacaksınız. Eğer ki, ne dedi, o raporda, aldığınız raporda para ödemeyeceğiz. Türkiye'de hastalığa yakalanırsanız, koronavirüs olursanız tazminatsız çıkış veriyoruz. Adam 15 senedir, 20 senedir burada fabrikada, BMW'de, Mercedes'te çalışıyor. 200 bin euro adamın orada tazminat hakkı var. 200 bin euro tazminat hakkı var. Anında çıkış verecek. Devletle anlaştı. Devlet de bunlara dedi ki, ne? Bak dedi, sana bir olta at denize. Oradan dedi 20 tane akıllı Türk, hani sazan Türk yakalarsan o sana yeter. 2 milyon, 3 milyon yapar. Bu fırsatta dedi, bu sayede dedi, mahkeme de senin arkanda dedi. Sen de dedi, arkanızda olduğumuz için rahatlıkla atabilirsin. Atılan Türklerin yerine Alman işçi al. Alman işçiler de kazandığı o yüksek miktarlı maaşları burada harcarlar zaten. Bir sonraki senelerde, önümüzdeki senelerde Türkiye'ye paramız artık gitmez.
Avrupa'da kalır paramız. O Türk de ne hali varsa görsün, gitsin 1000 liralık işte çalışsın. 2000 liralık işte çalışsın. Zor işlerde çalışsın. Öyle Mercedes'te 3000 euro, 4000, 5000 euro parayı alıp torbaya doldurup 200, 300, 500 bin euroyu 5-10 senede Türkiye'ye götürmesin. Burada Avrupa'da parayı bırakacak Almanlar o işe sahip olsun. Onları da çıkartmanın yoludur bu. Sana işte önüne fırsat getirdik. Bunu değerlendir diyor. Türkiye'ye giderseniz bak, firmalar kendileri baskı yapıyor. Devlet yapmıyor ki. Firmaya baskıyı yaptırıyor. Firmada senin şefin olduğun için sana diyor ki izinde mesela çalışıyorsunuz İstanbul'da, Ankara'da bir yerde çalışıyorsunuz. Sene sonu yaz tatilinde adam diyor ki Giresun'a gitmeyeceksin. Erzurum'a, Van'a gitmeyeceksin. Eğer bakın giderseniz oraya fındık toplamaya, çay toplamaya veyahut da bir herhangi bir köyünüze geldiğiniz zaman 14 gün evinizde kalacaksınız diyor. Rapor alacaksın diyor. Aldığın raporla para almayacaksın diyor. Zaten orada raporda adamın bak aylık 3000 lira dedim BMW Mercedes'e. Nereden baksan 1500 euro adamın kaybı var. Adamın kirası var, giderleri var, bir sürü taksidi maksidi var. Türkiye'ye gitmek imkansız. Türkiye planını öldürüyor bu. Yine riziko yaptı. Hadi başka parası var. Ben 10.000, 2.000 liraydan vazgeçtim dedi. Yine gideceğim dedi. Gitti Türkiye'ye. Hastalığa yakalandı. Buraya geldiği zaman günlüğü 1.000 eurodan tedavi yapıyorlar. Ve hastalığa yakalandığın için otomatikmen sana çıkış veriyorlar. Hiçbir hakkın yok. Çünkü devlet bunlara bu izni verdi. İşte Türkiye'de kendi ülkesini seviyorum, hükümetimi seviyorum, devletimi seviyorum diye kendini aldatan o hainlere söylüyorum. Hadi Türkiye'de bugün Erdoğan çıksın desin ki ne? Bugün Yunanistan'a izine gitmeyeceksiniz. Hadi sıkıyorsa desin işte. Dedirtir misiniz? He? Anında sokaklara çıkarsınız. Anında. Hadi desin Ermenistan'a. Hadi desin ki gidip de Fransa'da, Paris'te tatil yapmayın desin. Sıkıyorsa desin. Dedirtir misiniz? Çağdaş, ikiyüzlü, laikçi, cumhuriyetçi geçinen bilge. Öyle vatanını seviyormuş gibi hani kimliğine bürünen, atatürk kimliğine bürünen. Hani aydınlıkçı kişilikliler. Çakma milliyetçiler. İşte milliyetçilik öyle sizin gibi klavyede veyahut da öyle şarap, şampanya şişelerinde, diskolarda, barlarda olmuyor işte. Milliyetçilik böyle oluyor işte. Adam bak Almanya'da devlet ne yapıyor fabrikalara, büyük fabrikaların hepsine nüfusu içerisinde bakın. Kendi bünyesinde öyle 1000-2000'in üzerinde işçi çalıştığının bütün fabrikalara aynı anlaşmayı yapıyor. O firmalardan işçiler yurt dışına yani Türkiye'ye gitmedi mi de al işte adamın ekonomisi düzeliyor. Adam böyle plan yapıyor. Adam böyle milliyetçi. Adam böyle parasını göndermiyor. Eğer gerçekten adamın niyeti koronavirüsüymüş, hastalanmanmış, yakalandın, yakalanmadın, karantinaymış, o zaman Türkiye'den çıkarken gümrükte internasyonal yani uluslararası bir test yapıyorsun. Test. O yaptığın testi kabul etmiyor. Buraya gelirsen 250 euroya burada test yapacaksın. 250 euroya kişi başı. Kişi başı. Bu da 5 kişi ise ne yapar? 1250 euro. 1250 euro parayı verip de Türkiye'ye gidecek enayi yok yani. Kimse gitmez öyle boşu boşuna. Öyle bir ay tatil yapacak. 1500 euro uçağa verecek. 3000 euro Türkiye'de yiyecek. 1250 euro da gelip burada teste verecek. Ondan sonra da güya tatil yaptı. Adamlar işte böyle kanunlarla sana böyle diktatörlüğü uyguluyor işte. Sen hiç anlamıyorsun. Aha diktatörlük işte böyle bir şey. İşte sosyal diyor, insan hakları diyor, işte demokrasi diyor, onu diyor, bunu diyor. Seni dolaylı yollardan köşeye sıkıştırıyor. Sana sağ sol kroşeleri çakıyor. Sen kendini özgür sanıyorsun. Türkiye'de hadi bakalım sana desin ki ne Ermenistan'a veyahut da hadi bakalım Yunanistan'a şimdi gitme desin. Şu anda Türkiye'de pandemi yani virüse yakalanan günlük kişi sayısı 950 civarı. Ölen, vefat eden sayısı 20 civarı. Ama İspanya'da, İtalya'da ve Fransa'da Türkiye'de yaşananın 3 katı, 4 katı. Ama hiç kimse sizin gibi öyle milliyetçilik, öyle hani devletçilik, öyle vatancılık, çakma, hani uyduruk, ben kanımla, canımla bu millete hizmet ederim, bayrağımdır, ezanımdır, ayakları okumuyor yani. Böyle yapmıyor işte. Bunlar gerçekten milliyetçiliği işte gerçekten böyle yapıyor. Bugün bu 21. yüzyılda öyle vatan millet, vatan böyle şehitler ölmez, vatan bölünmez, o çok ayrı bir sözdür. Öyle ben hani laikçiyim, cumhuriyetçiyim, ben çağdaşım, aydınım, bilginim, öyle şampanyama dokunma, benim yok giyimime şuna buna karışma, şöyle yaparım, böyle yaparım, sevişirim, evlenmem, hamile kalırım, doğurmam falan filan, LGBT'si, ibnesi, şunu bunu, özgür değilim falan filan deyip bir yerlerden yürüyorsunuz ya, aklınız sıra. 21. yüzyılda dünyanın en birinci bak, en birinci vatan millet perverliği şu anda ekonomidir, şu anda para. Adam ülkesinden parası çıkmasın diye
bin çeşitli tiyatro oynuyor, bin türlü oyun yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ülkeyi zarara sokalım da ülke iflas etsin, Erdoğan sıkışsın, kasa boşalsın, biz dar boğaza girelim, Erdoğan'ı köşeye sıkıştıralım, Beştepe'ye yürüyelim, halkı sokağa dökelim, bilmem ne bilmem ne bilmem ne, HDP'nin kuyruğuna takıl, DHKPC'nin kuyruğuna takıl, yok bilmem türlü derneklerin, yok Amerika'nın şunu bunun fonlamış olduğu, beslemiş olduğu gazetecilerin yalan, yanlış, uyduruk haberlerinin peşine takılalım. Ondan sonra da geçelim köşeye oturalım, ben milliyetçiyim. Yesinler senin milliyetçiliğini be. Adamlar bizi burada köşeye sıkıştırdılar. Türkiye'ye gelmeyin diye köşeye sıkıştırdılar, gitmeyin diye, para gitmesin diye. Gördünüz mü milliyetçiliği? Allah'ın gavuru bile sizden daha gavur, daha merhametli, daha anlayışlı. Kendi ülkesi için tabii, kendi ülkesi için. Daha Allah'ın gavuru kendi ülkesini sizden daha iyi savunuyor. İşte gerçek milliyetçiler bunlar. Siz çakmalar. Siz HDP'nin kuyruğuna takılan çakma milliyetçilersiniz işte. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, inşallah herkes doğru yolu bulur ümidiyle. Hoşça kalın.